kahramanın seni bekliyor. Türk büyüklerinin ilham veren hikayeleri. Tarih yazan çocuklar. Bu filmde Hulusi Behçet senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Hulusi Behçet. Türk dermatolog ve bilim insanıyım. Gelin yaşam öyküme yakından bakalım. 1889 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Annem Ayşe Hanım, babam Ahmet Behçet Bey'dir. Babam milli eğitimde müfettiş olarak çalışıyordu. Annemi ise erken yaşlarda kaybettim ve büyük annem tarafından büyütüldüm. İlkokula babamın görevi dolayısıyla bulunduğum Şam'da başladım. İyi bir eğitimci olan babam, beni birkaç yabancı dilin birden öğretildiği yatılı Fransız okuluna verdi. Burada Fransızca, Latince ve Almanca öğrendim. O yıllarda Türk toplumunu iyi eğitim almış insanların kurtaracağı düşünülüyordu. Bunun için de bilime ve eğitime büyük önem veriliyordu. Ben de henüz çok küçükken tıp doktoru olmaya karar vermiştim. Osmanlı Devleti'nde o dönem tıp ve mühendislik gibi özel eğitimler askeri okullarda veriliyordu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne devam ettim ve 1910 yılında tıp eğitimini tamamladım. 1914 yılına kadar bu hastanenin dermatoloji kısmında çalıştım. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Eskişehir, Edirne ve Kırklareli hastanelerinde başhekim yardımcısı ve dermatoloji uzmanı olarak görev yaptım. Savaşın hemen ardından bilgi ve tecrübemi arttırmak amacıyla önce Budapeşte'ye, sonra Berlin'e gittim. Burada birçok ünlü doktorla tanışma fırsatı buldum. 1919 yılında ülkeme geri döndüm. Bir süre serbest doktor olarak çalıştıktan sonra Hasköy Hastanesi'nde başhekim, Vakıf Gureba Hastanesi'nde dermatoloji uzmanı olarak görev yaptım. Mesleğimi çok seviyordum. Çalışırken kendimi çok rahat ve mutlu hissediyordum. 1933 yılı Türk üniversite sistemi açısından çok önemli bir yıldı. Üniversite reformu ile Türkiye Akademisi'nin çağdaş ülkeler seviyesine getirilmesi amaçlanıyordu. Ben de bu reform döneminde İstanbul Üniversitesi'nde dermatoloji kliniğini kurdum ve profesör seçildim. Türkiye'de profesör unvanı alan ilk kişi oldum. 35 yıllık meslek hayatım boyunca pek çok ulusal ve uluslararası kongreye katıldım. 200'e yakın bilimsel yazı yazdım. Yeni kuşakların eğitimine yardımcı olmak için çok sayıda makaleyi Türkçe'ye çevirdim. Tıp dünyasında asıl ünümü kendi adımı verdiğim bir hastalığın tanı ve tedavisiyle kazandım. Behçet hastalığı. Yüzyıllardır biliniyordu fakat kesin tanı konulamamıştı. Benim çalışmalarım sayesinde bu hastalık ve tedavi yolu tıp dünyasında büyük ses getirdi. Başta Japonya olmak üzere Amerika, İngiltere ve Fransa'da bu konu hakkında çok sayıda çalışma yaptım. Pek çok meslektaşımı bu konuda çalışmaya teşvik ettim. Çalışmalarımla Türkiye'de ve dünyada pek çok ödül aldım. Tıp yayıncılığı alanında da önce oldum. 1924 yılında kendi uzmanlık alanımdaki ilk bilimsel derginin sorumlusuydum. 1934 yılında başka bir dergi yayımlamaya başladım. Bu arada yurt dışındaki tıbbi dergilerin editör listelerinde yer aldım. Her zaman çok çalışmanın önemine inandım. Öğrencilerimden de bunu yapmalarını istedim. Ayrıca bilimsel çalışmalarda dürüstlüğü ilke edindim. Çalışmalarım sayesinde tıp tarihine adımı yazdırdım. Mesleki başarılarımla hastalarımın ve toplumun takdirini kazandım. Eğitimci olarak öğrencilerim ve asistanlarım tarafından her zaman çok sevildim. Sevgili çocuklar, umarım yaşam öyküm ilginizi çekmiştir. Ben bütün ömrümü insanlığa faydalı olmaya çalışarak geçirdim. Sağlığına kavuşan her insan mutlu olmama yetiyordu. Sizlere de insanlığın iyiliği için çalışmanızı öneririm. Eminim aranızdan geleceğin önemli doktorları çıkacak ve her biri insanların hayatını kurtaracak.